Ay tutulması ve güneş tutulması gibi tabiat olayları cahiliye döneminde Arap Yarımadası'nda yaşayan insanlar tarafından çeşitli olaylara yorumlanırdı. Bunlardan en yaygın inanç, önemli ve ulu bir şahsiyet öldüğünde ay tutulmasının gerçekleştiğine olan inançtı. İslamiyet öncesi Arap kültüründeki bu inanç, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik döneminde de halk arasında geçerliliğini sürdürmüştür. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim vefat ettiğinde ay tutulması gerçekleşmiş, halk arasında Hazreti Peygamber'in oğlu öldüğü için ay tutulduğuna yönelik bir söylenti ortaya çıkmıştı. Bu durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gelince bu konudaki yanlış inancı ay ve güneş tutulması Allah'ın yarattığı birer tabiat olayından ibarettir manasına gelecek bir cümle kurarak düzeltmiştir. Buradan anlaşılıyor ki eski medeniyetlerden, antik çağlardan ta Efendimiz dönemine kadar ulaşmış olan bu yanlış inanç bu hurafeden ibarettir. İslam peygamberinin batıl inançlar konusundaki bu tutumu oldukça yerindedir. Muhataplarını bu konuda rencide etmeden durumu izah etmiş, onlara bunun hakikatini anlatıp ne yapılabileceğini söylemiştir. Yağmur, sel, çığ gibi doğal afetler yaşanırken veya yaşandıktan sonra Efendimizin tavsiyesi olan nafile namazlar kılınır. İşte Efendimiz güneş ve ay tutulmalarından sonra da nafile namaz kılmayı tavsiye etmiş ve kendisi de kılmıştır. Ancak dikkat çekmek gereken bir nokta vardır ki kılınan bu namazlarda yaşanan doğal afetlere ve tabiat olaylarına tapınmak gibi bir algı ve davranış kesinlikle yoktur. Efendimizin bunu tavsiye etmesinin sebebi, yaşanan tüm bu olağanüstü olayların Yüce Allah'ın azamet ve gücünün yansıtmasından dolayıdır. Yani söz gelimi bir ay tutulması olayını geçtiğimiz günlerde Fas'ta yaşandığı şekliyle şöyle betimlemek mümkündür. Fas halkı ay tutulması olduğunu görünce tekbirler getirerek semaya baktı. Bu eşsiz manzarayı bir süre müşahede ederken akıllarından geçen tek şey Allah'ın ne kadar ulu ve yüce olduğuydu. Çünkü O, tüm kainatı ve evreni yaratan, her şeye bir düzen verendir. O'nun yarattıklarında en ufak bir karınca ve sivrisinekten tutun da koskoca güneş ve aya, hatta gezegen ve galaksilere kadar pek çok harikulade olaylar vardır. İşte ay tutulması da Allah'ın gücünün nelere yetebileceğinin en nadide göstergelerinden biri olan harika bir olaydır. İşte bu sebeple Allah'ı tesbih edip O'nu zikreden Müslümanlar hemen akabinde cemaat halinde toplanarak birlikte namaz kılarlar. Bu namazı kılmaktan murat Allah'ın yüceliğini ve azametini ikrar etmektir. Namaz insan hayatında sadece 5 vakte hasredilebilecek bir ibadet biçimi değildir. Aksine bahsettiğimiz 5 vakit sadece farz olanlardır. Günümüzde namaz deyince akla her zaman rekatları ve duaları belli namazlar gelir. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı namazı sadece farz ya da sünnet namazlar olarak algılamamış, sevinç, hüzün, mutluluk, heyecan gibi anlarda yani kısacası her an Allah'a şükür veya sığınma niyetiyle yerine getirilen bir ibadet olarak değerlendirmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı nasıl kıldıysa ashabına da öyle kılmalarını emretmiş, kendisinin devamlı kıldığı ve nadiren kıldığı namazları yerine getirmeleri konusunda onları uyararak ekstra nafile namazlar kılmalarını da şiddetle tavsiye etmiştir. Hatta bir gün Efendimiz kendisine, "Sen zaten Allah tarafından bağışlandın, cennetlik olduğunu biliyorsun. Neden hala geceleri namaz kılarak kendini yoruyorsun?" diyen Hazreti Ayşe'ye, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" diye cevap vererek ibadetin özünü ve hakikatini çok güzel ve özlü bir şekilde ifade etmiştir. Hüsuf namazı, ay tutulması gerçekleştiği zaman kılınan bir namazdır. Doğal afetler meydana geleceği zaman, etkilerinin hafif olması için, cana ve mala zarar gelmemesi için dua edilerek namaz kılınır. Hüsuf namazı da ay tutulması gerçekleşeceği zaman kılınması gereken bir namazdır. 2 rekat olarak kılınması gerekir. Hüsuf namazı kılınacağı zaman ezan okunmasını beklemek gerekmez.